كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ayetimizi okuyalım. Sohbetimizi bitirelim. Estağfirullah. Bismillah. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'ruf ve tenhevne anil münker ve tu'minuna billah. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlara iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ve bir olan Allah'a iman edersiniz. Peygamber Efendimiz son peygamber. Başka peygamber gelmeyecek. Allah Celle Celaluhu insanlara iyiliği emredip kötülükten nehyetmeyi bize zimmetledi. Bu işi herkes yapacak. Evvela herkes evinden başlayacak. Karısından başlayacak. Annesinden başlayacak. Çoluğundan çocuğundan başlayacak. Sen evde çocuğuna Sübhaneke öğretmiyorsan, Amentü öğretmiyorsan, senin yatacak yerin yok. Senin evinde namaz kılınmıyorsa o evde bereket olmaz. O evde huzur olmaz. Bir evde sabahtan akşama kadar, akşama kadar gündüz kuşağı, akşam da Survivor'da o sesti, bilmem ne sesti açıksa o evden bereket gelmez. Ama bugün maalesef şu memlekette bakıyorsun. Evet, bugün de bunu yeni gördüm. Allah Celle Celaluhu aklıma getirdi. Türkiye dünyada, bak dünyada en çok televizyon izleyen ülkeymiş. Ya Çin'in 2 milyar nüfusu var. Çin kadar, Allah'ım yarabbim kafayı yiyeceğim ya. Ne izliyor? Sabah Müge Anlı izliyor. O onunla yatmış, bu bununla yatmış. 50 yaşındaki kadın 30 yaşındaki adama kaçmış. Kadının 4 tane torunu var. Kadının şaftı kaymış. Yani Allah'ım yarabbim. Adama kaçmış, bir de seviyorum diyor. Bir de hamileyim diye kandırmış yani. Abla sen hamile kalsan ne olur? Allah sana selamet versin yani ya. Bu kafaya bakar mısın ya? Millet akşama kadar bunlarla uğraşıyor ha. Karısı erkeği, hepsi herkes izliyor. Esra'da ayrı bir selamet. Akşama doğru zaten dizi heyecanı başlıyor. Mısırlar patlatılıyor, cipsler oluyor. Akşam ne var kardeşim? Kimin eli kimin cebinde .com var. Tabi. Tövbe size, aklıma bir şey geldi de söyleyeyim bunu. Abi durumlar vahim ya. Gerçekten. Şu bizim memlekette yayınlanan diziler bizim gençlerimizi pornografiye sürüklüyor. Evet. Maalesef. Ya şu memlekette yani şu var kardeşim bak. Yani ben YouTube'da bunları araştırmayı severim. Her zaman söylüyorum. Trendlere bakarım. En çok ne izleniyor? Zaten en çok ne izlendi belli yani. Kimin eli kimin cebinde tabii. Ekstradan bugün böyle YouTube'da biraz dolaşıyorum böyle hani bir şey izledim. Bir video zaten hemen öneri yapıyor ya. Hemen bir sayfaya yönlendirdi. Yani izlediğim videoda bir sıkıntı yok. Elhamdülillah bir şey saçma sapan şeyler izlemiyorum kardeşim. Neyse sayfaya gireyim dedim bakayım hani ne ayak bu sayfa? Abi direkt ayarlıyorum, popüler videolara bakıyorum. En çok neler izleniyor? Yani en çok izlenen bakıyorsun tamamen müstehcen videolar. Videoları açıp izlemenize gerek yok. Zaten adamlar video öyle başlık yapmış ki bilmem ne bilmem ne yaparken aynen böyle ha. Bilmem ne sıcak saatler. Evet bilmem ne ten tene geldi. Dizi ha bunlar, dizi film. Ama işte bak bakıyorsun en çok izlenenler. Bizim derdimiz bu. Evet. Niye? Bu işler buraya nasıl geliyor kardeşim? Sokaklar çıplaklık oranı artmış, normalleşmiş. Evet. Sokaklarda artık böyle kapalı biri görür zaman Allah Allah diyor. Bu nereden gelmiş oluyor? Ya burası Arabistan mı diyorlar? Evet. Sokakta çarşaflar görür zaman burası Arabistan mı diyorlar? Çarşaf Arabistan'ın kıyafeti değil. Çarşaf Müslüman kıyafeti. Ama çıplaklık her sene artıyor, normalleşiyor. E televizyonda da kardeşim adam Survivor'da çırılçıplak. Evin babası burada, annesi yanda, çocuklar burada. Sıra sıra Daltonlar gibi dizilmişler kardeşim. Adam sesini açıyor. Tabii Survivor'da sesini açıyor. Ondan sonra ne oluyor kardeşim? Evin çocuğu diyor ki babam bunu izlediğine göre bir problem yok. Niye? Çünkü elinde sigarayla oğlum sigara içme desen o çocuk ne der? Ya sen kendin düşün, ne konuşuyorsun der değil mi? Dışından demese de içinden der. Gider bir köşede içer. Sen şimdi evde çoluğunu çocuğun yanında çıplak filmler, diziler, saçma sapan şeyler izlersen kardeşim o çocuk da onları normal zanneder. Ondan sonra kardeşim Google'ın arama motoruna artı 18 yazar. Bu gençlik maalesef böyle şeyler yüzünden pornografiye doğru gidiyor.
Ya gitti zaten, Allah selamet versin. Yani biz bununla alakalı mesela bir sohbet yapıyoruz. Ya şu da var bak. Ondan sonra bize laf ediyorlar. Bir diyorlar işte en çok izlenen videolarınıza bakın, bize de. Ya arkadaş, ben diyorum ki mesela, diyelim örnek vereyim kardeşim. İslami usulle, ne demek İslami usul? Sünnet üzere eşinle nasıl birlikte olacaksın? Evet, bunu söylememiz lazım. Bu benim vazifem. Sen ahırdaki eşek gibi çiftleşirsen kardeşim, kusura bakmayacaksın. Benim bunu söylemem lazım. Niye? Sünnet üzere hanımınla nasıl birlikte olacağını bilmen lazım. Ben bununla alakalı sohbet yapıyorum. YouTube sayfama atıyorum. En çok izleniyor. Sapık ben oluyorum. Lan ben ne yapayım ya? Allah Allah. Bak işte bizim milletin cinselliğe yönelik şey bu. Şu memlekette maalesef artık o kadar çok alıştırıldı ki, o tarafa doğru o kadar çok yönlendirildik ki, en popüler şeyler cinsellik, en çok trendler cinsellik, en çok izlenenler cinsellik, en popüler videolarda bilmem ne kadın var. Ama kadının özelliği ne kardeşim? Transparan giymesi. Tabii. Ya da kardeşim hiçbir şey giymemesi. Misal diyorum yani. Bu ne yapıyor? Çekiyor. Potansiyel olduğu zaman da kardeşim, maalesef bizim millette de potansiyel var. Ondan sonra kardeşim işte baktığın zaman, işte bakıyorsun kardeşim, ehli sünnet hocaların en çok izlenen videolarına bak. Bir de bilmem ne meacilerin en çok izlenen videolarına bak. İşte kardeşim, sıkıntı buradan başlıyor. Herkes kendini düzeltecek. Evinden başlayacaksın. Evinde sure talimi yap. Çoluğun çocuğun varsa oturttur, bir halka yapalım de ya. Karını oturttur karşına bir halka. Ya yani sadece karın varsa ya bir sure talimi yapalım de. Belki karı Sübhaneke'yi bilmiyor. Belki karı Fatiha'yı bilmiyor. Belki o karın o bozuk Fatiha'yla namaz kılıyor. Belki karının namazı kabul olmuyor. Annen baban bekarsan, kardeşlerin, otur bir halka yap. Bir sure talimi yapın. Ama yok. İcraat yok. Bir hadis talimi yok. Evde bir amentü, çocuklara amentü öğret. Yok. E o evden ne bekliyorsun kardeşim? Bir evde Kur'an okunmuyorsa, bir evde namaz kılınmıyorsa, bir evde cemaat yapılmıyorsa o evden bereket beklemeyin. Sünnetleri evde kılmak sünnettir. Ama bu dönemde biraz zor. Niye sünnettir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evi burasıysa mescit burasıydı. Yakındı. Sünneti hemen evde kılıp mescide geçiyordu. Birkaç adım. Ama bizim şu anda öyle bir şansımız yok. He ne olur kardeşim? Yan, hemen cami yanındaysa kardeşim, hemen evde sünneti kılar geçersin. Ya da farzı kılar. Dünya kelamı konuşmadan eve geçersin. Evet. Farzı kılmış. Yolda Ahmet'i görmüş, Mehmet'i görmüş. Arada bir de sigara yakmış. Eve gidiyor, son sünneti kılıyor. Ya Efendi Hazretleri, bak mesela şöyle örnek vereyim. Şimdi Efendi Hazretleri diyelim yatsı namazın ilk sünnetini kıldı değil mi? Farza duracak. Arada dünya kelamı konuşursa sünneti iade ediyormuş abicim. Ya ince mesele. Ama bizim adamlar namaz arasında su içilmez. Kur'an okurken su içilmez. Sohbet anlarken su içilmez. Yapılmaz. Yapılmaz kardeşim. Bunlar edep. Yapılmaz. Sohbetin edebi var. Kur'an'ın edebi var. Namazın ahlakı var. Bizim teravihte imam şöyle 2,5'luk şişe koymuş. Kafaya dikiyor. Ulan arkadaşım manyak mısın ya? Biraz sabret. Daha fazla sevap alırsın. Yok. Ya neredeyse hortum mu alacak sevap? Ya geçen bir tane gördüm. Limonata stoklamış ya. Mihrapta limonata var bir sürü. Ya hoca efendi sen örnek olacaksın ya. Ördek olmayacaksın. Örnek olacaksın. Allah selamet versin. Yine uzattık. Neyse yapacak bir şey yok. Ama emri bil maruf unutmayın kardeşim. Buradan ne duyduysan anlatacaksın. Evinde icraata başlayacaksın. Yoksa evinde huzur olmaz, evinde bereket olmaz. Evinde huzur varsa da yalancı huzurdur. Bir yerde patlar. Bu boşanmaların sebepleri işte biliyor musun? Yalancı huzur. Evet. Çok mutluyuz. Bilmem ne öyleyiz. Uçuyoruz. Kelebekler gibiyiz. Her akşam düzenli olarak film izleriz. Anladınız yani. Çekirdek çitleriz. Ne oldu abi? Birkaç ay geçiyor. Ya nefret ediyorum ben bundan ya. Evlenince boşalsın, defolsun gitsin. Ne oldu? Yalan üzere kullan bir hayattan hayır gelmez. Ne demek yalan üzere kurulan hayat? Sen çünkü Allah Celle Celaluhu söz verdin. Sana kulluk edeceğim diye söz verdin. Kalu bela dedin. Kalu bela. İşte sen sözünü tutmazsan, evde namaz kılmazsan, Kur'an okumazsan o evden hayır gelmez. Allah hepinize selamet versin kardeşim. Amin.